Selamlar, videoya hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Ümit. Çarpanlar katlar konusunu anlattık. Bilfen yayınlarından yeni nesil sorular çözdük. Bir arkadaşımız Arza arkadaşımız dedi ki "Hocam İdol yayınları da çok iyi. İdol yayınlarının sorularını çözer misiniz?" Ben de İdol yayınlarından rica ettim. Onlar da sağ olsunlar kullanabileceğimizi söylediler. Kitabı da çok beğendim. Gayet güzel yeni nesil sorulardan oluşan bir kitap. Tüm kitabı çözme kararı aldım. Bundan sonra İdol yayınlarını da çözeceğiz. Bilfen yayınlarına ek olarak yeni nesil sorularza. Ee, bu hafta bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Ona da değinelim. Milli Eğitim Bakanı sınavla alakalı bir ipucu verdi. Ne dedi? Dedi ki matematik soruları için biz onun için konuşalım. Matematik için konuşalım. Çarşaf gibi bilgi olmayacak. Yani bir sürü bilgi olmayacak. Paragraf bilgileri gibi bilgiler olmayacak. Daha az bilgi vereceğiz dedi. Ama sorular zor olacak dedi. Çünkü %10 kontenjan var dedi. Yani bilgilerin az olacağını söyleyebiliriz. Bu açıklamaya dayanarak. Ha sınav kesim böyle mi olacak? Bilemeyiz ki. Sınava girmezen, sınav olmazan bunu bilemeyiz. Belki de sağ gösterip sol vuracaklar. Bizim yapmamız gereken ne? Çalışmak, kendimize güvenmek ve çalışmak. Bu ikisini yaptığımızda önümüzde hiçbir engel duramayacak. Eee Haydi başlayalım sorularımızı çözmeye. Yukarıda bir bilgisayar programına ait arayüz gösterilmiştir. Sayı girişi için iki tane metin kutusu bulunan programın çalışma şekli aşağıda verilmiştir. Üstteki hesaplama butonu girilen doğal sayının farklı asal bölenleri toplamını sonuç kutusuna yazar. Ne demek istemiş? Yeni nesil soruları çözmek istiyorsan İki şeyin sende olması lazım. Bir, kendine güvenmen lazım. İki, soruları anlaman lazım. Soruyu anladıktan sonra geriye işlem yapmak kalıyor. E zaten onlar ezber bilgileri, ezbere işlem yapacağız değil mi? Soruyu anlamazsan yine nesili çözemezsin. Soruyu anlayarak gidelim. Üstteki hesaplama butonu ne yapıyormuş? Girilen doğal sayının farklı asal bölenlerini bulup toplamını sonuç kutusuna yazıyormuş. Yani, bak üstteki kutu bu. 84'ün asal bölenlerini bulacakmışız. Bulalım bir tane örnekse gösterelim. Zamanımız var nasıl olsa. 2'ye böldüm 42, 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7 ve 7'ye böldüm 1 oldu. Şimdi ne yapacağım? Farklı olan asal bölenleri toplayıp sonuca yazacağım. Farklı olanlar ne? 2, 3, 7. Öyle değil mi? 2 farklı dediği için buradaki 2'yi almayacağım. Bir tanesini eleyeceğim. E toplayalım 7, 3 daha 12 daha 12. Sonuca 12 yazmış zaten. Bunu anlatıyor. Alttaki hesaplama butonu girilen doğal sayının en büyük ve en küçük asal bölenlerinin farkını sonuç kutusuna yazar. Bu ne demek istemiş? Şunu demek istemiş hocam. 96'nın asal bölenlerini bul diyor. En büyüğü ile en küçüğünün farkını sonuç kutusuna yaz diyor. Yapalım. 2'ye böldüm. 49. Aa güzel. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1 oldu. E, 7 ile... Ha, pardon. eee 49 yapmıyor değil mi? 48 oluyor. Özür dilerim, özür dilerim. 48 oldu. O zaman bir kere daha 2'ye böldüm. 24 bir kere daha 2'ye böldüm. 12, 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm. 3, 3'e böldüm. 1 oldu. Bir 3 var, bir de 2 var. En büyüğü 3, en küçüğü 2. E farkları da 1. Onu da sonuç kutusuna yaz demiş. Anladık mı? Bence herkes anlamıştır bunu. Tevfik üstteki metin kutusuna 220, alttaki metin kutusuna 110 girip hesapla butonuna bastığına göre sonuç kutusundaki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olur? Üstteki kutuya 84 yerine 220 girmiş ve 96 yerine de 110 girmiş. Sonra ne yapacağız? Şimdi soruyu çözdük bence zaten. Anladıysak zaten çözdük. 220'nin asal bölenlerini bulacağız. Farklı olanları toplayıp sonucu yazacağız. Bunun sonucunu bu şekilde bulacağız. Sonra 110'un asal bölenlerini bulacağız. En büyüğünden en küçüğünü çıkartıp onun sonucunu buraya yazacağız. Bu iki sonucu da toplayacağız. Hatta 110'u bulmamıza gerek kalmayacak. Onun da pratik yolunu söyleyeceğim size. Bu sorularda pratiklik kazanmak çok önemli. Yapalım, çözelim sorumuzu. 220'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 110, 2'ye böldüm 55. 5'e böldüm 11 ve 11'e böldüm 1 oldu. Şimdi farklı olanları toplamam lazım. 11, 5 daha 16, 2 daha 18. 12 yerinde 18 yazacak artık. Şimdi 110'un asal çarpanlarını bulacağım. Peki ben hemen yazdım. 2, 5, 11. Hocam nasıl yaptık bu kadar hızlı? Bak 222'ye böldük ya. Ne bulduk? 110 bulduk. E bundan sonrası 110'un bölenleri olmaz mı? Hep 110'u böldük değil mi? E 110'u böldüm. Aynı şey olmayacak mı? Bak 2'ye böl 55, 5'e böl 11, 11'e böl 1. Gördün mü? Aynısı oldu zaten onu burada yapmışız. Biraz uyanık davranacağız burada. Pratik bir halde karşımızda duran bilgiyi kullanacağız. Şimdi devam edelim. En büyüğü 11, en küçüğü 2. Farkı ne bunların? 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Aşağıdaki sonuçta 9'muş. E bu ikisini toplazıyor. diyor. 18, 9 daha 27 olmuş oldu. Cevabımız Ceyhan. Sadece 1 ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Asal çarpanlarına ayrılarak üstü biçimde yazılan bir doğal sayının hem taban hem üstünde bulunan sayılar asal sayı ise buna toplaşık asal sayı denir. Bak burada bir kural var ne diyor? Üstü biçimde yazacakmışız. Çarpanlarına ayrı, asal çarpanlarına ayırdıktan sonra hem taban hem üstte bulunanlar da asal olacakmış. Peki zaten taban her türlü asal değil mi? Zaten asal çarpanlarına ayırmışız. Yani Kur'an neyi söylüyor bize? Tabanın kuvveti de asal olmalı. Asal olduğunda toplaşık asal sayı oluyormuş. O sayı. Örneğin 72, 2 ve 3, 72'nin asal çarpanları, kümetleri 3 ve 2 e, onlar da asal bu yüzden 72 eee toplaşık bir asal sayı imiş onu söylemiş. Tabanda bulunan 2 ve 3 üste bulunan 3 ve 2 asal sayı olduğu için 72 bir toplaşık asal sayıdır. Bence anlaşıldı. Yukarıda 4 eşit parçaya ayrılmış dikdörtgenin içerisinde doğal sayılar yazılıdır. Bu dikdörtgenin içinde toplaşık asal sayı olan parçalar sarı renge boyanacaktır. Buna göre Oluşan doğru görüntü aşağıdakilerden hangisidir? E yapalım hemen 24'ün asal çarpanlarını bulalım. Böldüm 2'ye 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Üstü biçimde yaz bunu diyor. Onu da hemen altına yazalım. 2'den 3 tane var. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Peki 24'ü olduğu birinci kutuyu sarıya boyayacak mıyım? Bence boyamayacağız. Niye? Bak 2 üzeri 3 tamam tabanda kuvvette asal. 3 üzeri 1'e bakın e, tabanı asal ama 1 bir, bir asal sayımız sakın ha bir tek sayı ya asal sayı falan diye düşünmeyin asal sayıyı unuttuysanız e, bak yukarıda zaten açıklamasını vermiş. Sadece 1 ve kendisine bölünebilecek bir de birden büyük olacak. Öyle değil mi? Birden büyük doğal sayı olacak. 3 üzeri 1 işi bozdu. O yüzden 24 sarıya boyanamaz. Yani bir numaralı kutu sarıya boyanamayacak. E o zaman D şıkkını elezim. Devam edelim. 100'e bakalım. 100'ü asal çarpanlarına bölelim hemen. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. Bir kere daha böldüm 1 oldu. Üslü biçimde yazarsak bunu 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 oldu. Bak 2 üzeri 2 hem taban hem kuvvet asal sayı. 5 de asal sayı tabanda e, kuvveti 2. 2 de bir asal sayı. O zaman 2 numaralı kutuyu sarıya boyayacağım. E, o zaman C de gitti. Gördün mü? Geriye A ve B kaldı. Şimdi burada 400'e bakmamıza gerek yok dedim ya. Pratik olacağız. Neden gerek yok? Şundan dolayı yok. Bak. A ve B şıkkı kaldı ya geriye. E, hem A'da hem B'de 3 numaralı kutu beyaz verilmiş. E dolayısıyla 3 numaralı kutu kesin olarak beyaz. Sadece 500'e baksam yeterli. 500'ün asal çarpanlarını da bulmayacağım. Neden? Çünkü zaten buldum. Nasıl buldum? Şöyle buldum. Bak 500 dediğimiz sayı nedir? 5 çarpı 100 demek değil mi? E ben demin 100 asal çarpanlarına ayırdım. Buradaki 100 yerine ben e şurada var zaten 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 yazdım. E 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 1'i şurada da 5 yok mu? 5 ile bu sayıyı çarpacaksın. E tabanlar aynı. Üstleri topla. E o zaman ne yaptı? 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 oldu. Şimdi 2 üzeri 2 şartı sağlıyor. E 5 üzeri 3 de sağlıyor. 5 de 3 de asal sayı. O zaman dördüncü kutu sarıya boyanacak. 5 şıkkını eledim. Doğru cevap Adana olmuş oldu. Bir voleybol takımının transfer ettiği oyuncuların bilgileri yanda verilmiştir. Kendilerine forma numarası seçen oyuncuların forma numaraları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bilgiler şu şekilde Emre doğum yılının son iki basamağındaki doya, doğal sayının bölenlerinden birini seçmiştir. Deniz ve Barış doğum tarihlerindeki rakamların toplamı olan doğal sayının bölenlerinden birini seçmiştir. Buna göre bu üç oyuncunun seçtiği formalar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi hangi kurallara göre iş yapacağız soruyu çözeceğiz. Buradaki iki öncüle göre. Ben bu iki öncü özen ikincisiyle başlamak istiyorum. Hocam neden birincisi yukarıda? O daha önemli değil mi? İlk onu vermişler. Öyle bir şey yok değil mi? Biz soruda bak burada iki tane kişi var. Deniz ve Barış'la alakalı bir bilgi verilmiş ikinci öncülde. Yani bu öncülden iki tane sonuç çıkartacağım. E ben zaten toplam üç sonuç çıkartacaktım. Yukarıdaki öncülden bir sonuç çıkıyor. Yani burada ikinci öncülde iki tane sonuç çıkarttığım için şıkları elemem kolay olur. Hangi şıkka gideceğimi, hangi şıkkı eleyeceğimi daha rahat bulacağım. Daha fazla şık eleme ihtimalim var. Hadi başlayalım ikinci öncülle. Deniz ve Barış ne yapacaklar? Doğum tarihlerindeki rakamların toplamı olan doğal sayıların bölenlerinden birini seçerler. Toplayalım. 6 5 daha 11 1 daha 16. Pardon 12. 9, 9 daha, 18, 12 ile topladık, 30 oldu. E 30'un bölenlerini arkadaşlar yazalım hemen. 1 çarpı 30 var, değil mi? 1 var, 30 var. 2 çarpı 15, başka. 3'e 10 var, 4'e bölünmez. 5 çarpı 6. E bu kadar. Çünkü 6 çarpı 5 diye devam edecektik. Aynısı, dolayısıyla burada durduk. 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6. Deniz'in forma numarası bak Bursa olamaz. 8 bunların içerisinde var mı? Yok. E o zaman Deniz'i de olmaz. Çünkü 8 olarak vermiş. Gördün mü bak 2 tane şık elendi bile. Şimdi Barış'a bakalım. Barış'ın rakamları toplamı ne yapıyor? 7, 2, 1 daha 8, 2 daha 10, 9, 1 daha 10, 20 yaptı. Ve 16 ile daha toplayacağım burası da 36 oldu. 36'nın bölenlerini yazalım hemen. 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9, 5'e bölünmez. 6'ya 6 oldu. 6 kere 6 değil mi? 6 var o zaman. 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez. E 9'a 4 oluyor. Onu zaten yazmıştık. Bunu buradan kaldırdık. Bunlarmış. Peki Deniz'in form pardon Barış'ın forma numarası hangisi olabilir? Bak Barış üçüncü kişi. 14 demiş. 14 var mı bunların içerisinde? Bu bölenlerin içerisinde 14 yok. O zaman Azan da yanlış. Doğru cevap Ceyhan. Emre'yi hiç bakmama gerek bile kalmadı. Gördün mü? Niye? Çünkü aşağıda iki tane sonuç verildiğini görür görmez ikinci öncülle başladım. Ha bak bu soruza birinci öncülle başladın ya yine pratik olman lazım. Orada da şunu göreceksin. Ne yapacak? Şurada 96 var. 96'nın Bölenlerinden bir tanesi olmalıymış. E bak şimdi A şıkkı 32, C şıkkı 16, B şıkkı 24. Buradan Bursa'yı gene eleyecektim değil mi? Çünkü 36, 96'nın böleni değil ama 32 çarpı 3'ten 32 bir bölen. 6 çarpı 16'dan 16'da bölen, 24 çarpı 4'ten 4 kere 4 doğru yaptık değil mi? Aynen 24'te bir bölen oldu. Dolayısıyla ben Emre ile başlasaydım sadece bir tane şık eleyebileceksin. Anlaştık mı? Bunların içerisinden 16 ile 32'yi de zaten hiç eleyemeyecektim. Çünkü 32'ye bölünüyorsa 16'ya hal hal bölünür. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden biraz daha pratik düşüneceğiz. İkinci öncülle başladığımız gibi. Geldik dördüncü sorumuza. Bilgi verilmiş bir nesneyi parçalara ayırmak için parça sayısının bir eksiği kadar kesim yapılır. Ne demek istemiş? Şunu demek istemiş. Bir tane nesnemiz olsun. Şöyle bir tane nesnemiz var. Bunu iki parçaya bölmenizi istedim. Ne yaparsınız? Herhangi bir noktasından bir kesme işlemi yaparsınız. E, kaç parça oldu? Bak, bir parça, bir de burada var, iki parça. İki parçayı elde etmek için ne yaptım? Bir defa kestim. Yani kesme işlemi parça sayısının bir eksiği. İşte Burzaza o bilgiyi söylemiş bize. Devam edelim okumaya. 130 cm ve 98 cm uzunluğunda iki tahta blok için kesme işlemi yapılacaktır. Yukarıda tahta bloklarımız var. Bunlar kesilecekmiş. Anladık. İşlem ile ilgili bazı şartlar şöyledir. Aynı tahtadan kesilen parçalar eş uzunluksa ve her bir parçanın uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olmalıdır. Hocam burada önemli bir bilgi var. Bak şu çok önemli. Eş uzunlukta ve her bir parçanın uzunluğu doğal sayı olacak. O zaman şu uzunluk 130 santimetre burada da 98. Her bir parça 130'a yukarıdaki parçalar 130'a aşağıdaki tahtanın parçaları da 98'e tam bölünmeli değil mi? Eş demiş çünkü. Yani tam böleni olacak. E, o zaman neler? E, bölenlerini bulacağım bunların. Öyle değil mi? 98'in ve 130'un bölenlerini bulmam gerekiyor. Bunu anladım. Devam edelim. Bir tahta bloktan 5'ten fazla sayıda parça elde edilmelidir. Bu da çok önemli. Tahtalar ayrı ayrı kesilmelidir. Tamam. Kesim işlemi sonunda hiç parça artmamaktadır. E bu da zaten yukarı aslında bunu söylemese bile olurmuş. Tam bölünmesini istiyor yani. Tam bölen Sayıları bulmamızı istemiş. Buna göre tahta blokları belirtilen şartlara göre parçalara ayıran marangoz, aha burası önemli. En az kaç adet bak kesim işlemi yapar diyor. Tamam bunu sakın parça diye okumayacaksın. Peki en az sayıda kesim işlemi için benim neye ihtiyacım var? En az sayıda parçaya ihtiyacım var. Öyle değil mi? En az parça olursa en az sayıda kesim olmuş olur. Peki en az parça için ne olması gerekiyor? Parçaların uzunlukları var değil mi? Eğer uzunlukları fazlaysa, büyükse o zaman parça sayısı az olur. E ben en az parçayı bulmak için o zaman en uzun uzunluğu hesaplamalıyım. Anlaştık mı? Bence herkes çok iyi anladı bunu. Peki 130'un bölenlerini bir bulalım. 2'ye böldüm. 65. 3'e bölünmez. 2'ye bölünmez. 5'e böldüm. E, kaç yaptı? 13 oldu. 13'e böldük. Asal sayı olduğu için 1 oldu. Şimdi burada uzunluğun en uzun olması lazım. E, 130'u 2 çarpı 5 çarpı 13 diye yazdım. Bu üçünden ikisi uzunluk bir tanesi de parça sayısı olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Uzunluğun en çok olmasını istediğime göre o zaman 5 çarpı 13 65 olsa uzunluğu 2 tane de parça olsa olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bize bir tahta bloktan 5'ten fazla sayıda parça elde edilmelidir demiş. Buna dikkat edeceğiz. Yani 5'ten fazla parça olacakmış. Bak 5'i aldım. 5'ten fazla diyor ya o zaman bu ikisinden en küçük olanı Getirip parçaya ekledim. 5 kere 2 10 oldu. Her bir uzunlukta 13 santimetreymiş. Yani 10 tane parça çıktı 130 santimetrenin içinden. Peki 10 parça için kaç kesme işlemi yapacağım? E, 1 eksiği kadardı. O zaman buna 9 kesme işlemi uyguladı. Şimdi aynısını 98 için yapalım. 98'i de hemen şurada hesaplayalım. 2'ye böldüm. 49. 7'ye böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1. Peki ne yapacağım? 5'ten fazla olacaktı ya. O zaman bir tane 7'yi aldım. 7 çarpı geriye kalan ne oldu? Bu parça sayısı 2 çarpı 7'den 14'te uzunluk olmuş oldu. 7 parçayı kaç kesme işlemiyle elde ederim? Eksi 1'i olacaktı. 1 eksiği olacaktı. 6 kesme işlemi. 9 da burada vardı. Topla 6 ile 9'u. 6, 9 daha kaç yaptı? Bak üstüne yazdık zaten. 15 oldu. Geçtik. Diğer sorumuza. Şekil 1'de özel tasarlanan plaka görseli verilmiştir. Şekil 1 nerede? Burada. Peki şekil 2'de ise plakalarda kullanılabilen harflerin alfabetik sıra numarası gösterilmiştir. Ne demek istemiş? Bak burada bir tane plaka var. İki tane de harf var. Bu şekil 2'de de bu harflerin alfabetik sıradaki yerlerini söylemiş. A birinci sıradaymış. J onuncu sıradaymış. Bunu anlatıyor. Oldu mu? Devam edelim okumaya. Plakalarda ilk kodu ile plaka numarası arasında iki harf bulunmaktadır. E zaten plakadan bu belli oluyor. İki harf var burada. Solunda ilk kodu, sağ tarafında da plaka numarası yer almış. Birinci harfin alfabetik numarası ilk kodunun böleni olmalıdır. Bak ilk kodu soldaydı. Birinci harf ne? Azana. A yani. A'nın sıra numarası 1. E 34'ün bir böleni mi? Böleni. Anlaştık mı? İkinci harfin alfabetik numarası ise plaka numarasının farklı asal bölenlerinin toplamına eşit olmalıdır. Farklı asal bölenlerinin toplamına. Ne demek bu? Bak şöyle. Şimdi 30'un asal bölenlerini bulalım. 2'ye böldüm. 15, 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Hepsi farklı değil mi? Birbirini tekrarlayan hiç yok. E o zaman bunların hepsini toplayacağım. 2, 3 daha 5, 5 daha 10 yaptı. Peki J'nin yeri sıra numarası kaç? 10. Anlaştık mı? Bunu söylemiş. Buna göre aşağıdaki plakalardan hangisi yukarıdaki şartlara uygun hazırlanmıştır demişler. Şimdi I harfine bakalım. Birinci harf I harfi. Sıra numarası kaç? 9. Peki 9 İlk kodu olan 27'nin bir böleni mi? E, böleni hocam 3 çarpı 9 27. 3 ile 9'u çarpıp 27'yi elde edebiliyorum. O zaman I doğru. Peki F'yi kontrol edelim. F'nin sıra numarası 6. 6 45'in bir böleni mi? Arkadaşlar böleni değil değil mi? 6'ya bölme bölünme kuralı neydi? 2'ye ve 3'e tam bölünmesi lazım. 45 3'e bölünüyor ama 2'ye bölünmüyor. Tek sayı. O zaman Adana olmaz. Bursa'ya bakalım. R harfinin sıra numarası kaç? 17. İlkozu kaç? 34. E, 17 çarpı 2 34 değil mi? O zaman 17. 1 böleni 34. H'nin yerine bakalım. H'in yerine. 8 verilmiş. 8 40'ın 1. E, a pardon burada ne yapacaktık? Böleni değil. 40'ın farklı asal bölenlerinin toplamı olacak. Asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüm. 20. 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Farklı olanlar ne? 2 ve 5. İkisini topla 7 yaptı. E peki burada haşın yeri kaç? Sıra numarası kaç? 8. O zaman bu da doğru değil. C şıkkına bakalım. O harfi birinci harfimiz sıra numarası 15. E 15 45'in bir böleni 3 çarpı 15 45 yapar. E harfini kontrol edelim. Sıra numarası 5'miş e, e harfinin 18'in farklı asal bölenlerinin toplamı 5 olmalı. Bir deneyelim oluyor mu gerçekten? 2'ye böldüm 9. Aha oldu. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Farklı olanlar şurası 3. Farklı olanlar ne? 2 ve 3. E Bunları topla 5 yaptı. E, e harfinin sıra numarasında zaten 5 olarak vermemişler mi? O zaman Ceyhan doğru cevap. Denizli'ye hiç sınavdayken bakmamıza bile gerek yok. Biz sınavda olmadığımız için burada bakalım ona. F harfinin sıra numarası 6. 35 6'ya tam bölünüyor mu? Bölünmez. O zaman D'yi eledim. Zaten elemiştik. Yandaki şekilde bir içecek makinesi görseli verilmiştir. Makinede içecekler numaralandırılmış ve hangi içecek alınacaksa o içeceğin numarası tuşlanmaktadır. Basri 2'nin katı ve 42'nin böleni olan bir numara tuşlamıştır. 2'nin katı ve 42'nin böleni o zaman ben 42'nin bölenlerini hızlıca yazayım. 1 var, 2 var, 3 var, 4, 2 daha 6 yaptı, 3'e bölündü. Hızlı yapacağız böyle. Oldu mu? 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 5'e bölünmüyor, 6'ya bölündü, 6, 7. Peki biz normalde şöyle yapmıyor muyduk? 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 4 yok, 5 yok, 6 çarpı 7. Sonra 7 çarpı 6 olunca duruyorduk değil mi? E burada da aynısını yapacağız. 6'ya 7'yi bulduk ya. 7 ile neyi çarparsam 42 bulurum? 6. E onu zaten yazdım. Peki 3 ile neyi çarparsam 42 bulurum? 14. 2 ile neyi çarparsam 21? E 1 ile neyi çarparsam 42 olur? E 42. Bölen bulmanın pratik yolu bu da. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi bulduk bunu. Buna göre Basri aşağıdaki içeceklerden hangisini almış olamaz diyor. Kolayla bakalım. Tek tek deneyeceğiz. Kolanın Bak burada kolanın numarası 2 verilmiş. E 2, 2'nin bir katı e aynı zamanda 42'nin bir böleni. Bak burada 2 var o zaman kola almış olabilir. Suya bakalım Bursa'da. E i̇lk sunerzi 4 numaralı kutuymuş. E 4, 2'nin bir katı ama 42'nin böleni değil. Diğer su yazan numaralara bakacağım. Orada 42'nin böleni var mı yok mu? Onu kontrol edeceğim. Şurada 8 verilmiş. 8 42'nin böleni mi? Yo değil. O zaman bu işimi görmez. 9 42'nin böleni değil. O zaman bu da işimi görmez. Başka su nerede var? Şurada 15 de böleni değil. Bu da işimi görmezi. Hocam 16 da değil. O zaman 42'nin böleni şartını sağlamıyor. Suya almış olamaz. Kusura bakma. Su dezi. Diğerlerine de bakalım. Anlamayanlar varsa onlar da diğer şıklardan yola çıkıp anlasınlar. E, Fanta nerede ilki? 3 numara fantanın numarası yukarıda. E, 3 42'nin böleni. 2'nin katı var mı? Fantanın numaralarından. 5 var. Olmadı. 11 var. Olmadı. 14 e, var. 14 2'nin katı. Fanta oldu. Gazoz'a bakalım. İlk gazoz 6. 6 hem 2'nin katı hem de 42'nin böleni. Tamam 6 yeterli benim için. Gazoz da oldu. Zaten cevabın su olduğunu bulmuştuk. Yandaki görselde bir hipermarketteki ürüne ait barkod numarası verilmiştir. Barkod numaraları 8 haneden oluşmaktadır. Soldan sağa doğru 4 tane iki basamaklı doğal sayıdan oluşan bu numaralarda her doğal sayı kendinden önceki doğal sayının çarpanıdır. Allah Allah ne demişler burada? Bak 8 haneli bir barkod numarası var. Bunlar ikişerli grupla diyor. Soldan başlayarak başladım. 2 2 alıyorum. Bu ikisini yan yana getirip bir doğal sayı elde edeceğim. İkili grup 64, sonra 16, sonra 8, sonra 2. Bir de diyor ki her sayı kendinden öncekinin bir böleni olmak zorunda. E, 16'dan bir önce ne var? 64. 64'ün bir böleni mi 16? E böleni tabii 4 çarpı 16 64 yapar. E, 8 16'nın böleni değil mi? Böleni 2 çarpı 8 16. E 2 de 8'in böleni 4 çarpı 2 8 yapar. Oldu mu? Bunu anlatmış. 16 sayısı 64'ün çarpanıdır. 8 sayısı 16'nın çarpanıdır. Biz bölen dedik. E zaten bunların ikisinin aynı olduğunu söylemiştik. Buna göre aşağıdaki barkodlardan hangisi bu hipermarkete ait değildir diye bize sormuşlar. Ne yapacağım? İkili ikili bir gruplayacağım. 96, 32, 16, 4. Yazalım hatta. 96, 32. Şöyle yuvarlak içine de alalım. 16 ve 4. 96'nın bölenlerinden bir tanesi 32 mi? Evet öyle. 32 çarpı 3, 96 yapar. Sen bunları ezbere bilmiyorsan, kafadan yapamıyorsan hemen 96'yı bölenlerini ayır. Şöyle yapacağım. 2'ye böldün. 48. 2'ye böldün. Kaç yaptı? 24. 2'ye böldün. 12. 2'ye böldün. 6. 2'ye böldün. 3. 3'e böldün. 1. Peki, 2 üzeri kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 3 çıktı. E 2 üzeri 5 ne? 32 değil mi? 32 çarpı 3, 96. O zaman 32, 96'nın böleni. E, 16 da 32'nin bir böleni tam bölüyor. 2 çarpı 16, 32 yapar. E 4 de 16'nın böleni. O zaman a olabilir. Ama bana değildir diye sormuş. O zaman a'yı işaretlemeyeceğim. Oldu mu? Benim işime yaramadı. Bursa'ya bakalım. 98, 49, 14, 7 yazalım yine şuraya yazalım. E, 98 yuvarlak içine aldım. 49 sonra ne var? 14 ve 0, 7. 7. 98 2'ye bölün ne yapar? 49, 49 çıkar değil mi? 49 çarpı 2, 98. Bak bu sağladı. Ama 14, 49'un bir böleni mi? Değil değil mi arkadaşlar? Bu soruda ne yapmışlar? Şunu yapmışlar. 7 çarpı 7 49 ya. E 14 de 7'nin iki katı değil mi? Acaba demişler öğrenci soruyu çözen kişi ulan bu 7'nin katı o zaman 49'un bir bölenidir diye düşünüp de tuzağa düşer mi diye düşünmüşler. Ama düşmeyeceğiz öyle değil mi? 14 49'un böleni değil. Onun için bu barkod numarası bu hipermarkete ait olamaz. Doğru cevap Bursa oldu. Ceyhan ve Denizli'ye bakalım. 63 0, 9, 3, 1. Yazmayacağım artık. 63 9'u 63'e 63, e, 63 9'a tam bölünüyor mu? Tam bölünüyor. 7 kere 9 63. E 3 9'un bir çarpanı. E 1 zaten doğal sayıların tamamının çarpanı. O zaman bu olur. 92 2'ye böldüm 46 bak çarpanını buraya yazdım. Onu da 2'ye böldüm 23 çarpanını yazdım. E 1 zaten sağlıyordu bu da oldu. Biz zaten B olduğunu bulmuştuk. Geldik videomuzun son sorusuna. E, bu videodan sonra bu hafta e, üstü sayılar konusunu konu anlatımını yapacağız. Sonra Bilfen yayınlarından yeni nesil sorular çözeceğiz. Ve yine idol yayınlarından yeni nesil sorular çözeceğiz. Ve idol yayınlarından bu hafta tam 3 video gelecek. Bilfen yayınlarından da en az 3 video gelecek. Sorumuzu sorumuza dönelim. Doğal sayıların çarpanları ile ilgili oluşturulan bir algoritma aşağıda verilmiştir. Algoritma ne demek biliyor musunuz? Algoritma biz hani asal çarpanlar algoritmasını kullanıyoruz ama algoritma bir bilgisayar bilimleri terimi. Bilgisayar bilimleri terimi bir yol gösterici aslında yol tarif ediyor. Algoritma dediğimiz şey bu işe yarıyor. Hem de bu genel kültür bilgisi olsun diye söylüyorum ben size. Algoritmayı kim bizler bulmuşuz? Kim? Harezmi. Harezmi isimli Türk bilim insanı bulmuş. Ta 13. yüzyılda yaşıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 11. yüzyılda Avrupalılar Harezmi diyemedikleri için algoritma ismini kullanmışlar. Harezminin bu kavramı için, o bulduğu için harezmi dememişler. Diyememişler daha doğrusu. Algoritma demişler. Sonra algoritma olarak kalmış. Ama kendimizde gurur duyabiliriz değil mi arkadaşlar? Bizden birisi önemli bir keşif yapmış. Genel kültür bilgimizi de verdik. Sorumuza devam edelim. Dönelim soruya. Bir A doğal sayısı seçiniz. Bir B doğal sayısı seçiniz. Hocam ben ne yapacağım burada? A seç, B seç diyor. E seç. Bir A yaz bir de B yaz. Bu kadar. B A'nın çarpanı diye sormuş. Bak soru işaresi var. Evet ve hayır cevapları var. Evet dediğinde bu işlemi yap diyor. Hayır dediğinde buradaki işlemi yap. Sonra da bitir diyor. Soruyu çöz diyor. Şeyma ve Banu A büyüktür B şartına uygun ikişer doğal sayı seçerek yukarıdaki algoritmayı uygulamıştır. Algoritmanın sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Şeyma soruya evet demiş. O zaman Şeyma bu işlemi yapacak ve bitirmeden önce 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sayılarını yazmıştır. Bir dakika bunlar nereden çıktı? Burada çıktı. Bak yapacağımız işlemle A artı 4'ün çarpanlarını yaz diyor. E bunlar o zaman A artı 4'ün çarpanları. Peki bir şey soracağım size. A artı 4'ün en büyük çarpanı nedir? Kendisidir değil mi? Her sayının en büyük çarpanı kendisi. O zaman a artı 4 eşittir dedim. E burada en büyük çarpan ne? 64. Buradan a'yı buldum. a eşittir 60. Oldu mu? Şimdi devam edelim. Banu ne yapıyormuş ona bakalım. Banu ise soruya hayır demiş. O zaman buradaki işlemi yapacağım. Ve bitirmeden önce 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36. Ve 72 sayılarını yazmıştır. Buna göre Şeyma ve Banu'nun seçtiği B sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Peki Banu'nun A sayısını bulalım. A-4 en büyük çarpan. Bak A-4'ün çarpanlarını yaz diyor. E en büyüğü A-4. E en büyük kaça eşitmiş? 72'ye. O zaman A-4 eşittir 72. A-76 oldu. Peki sorunun büyük bölümünü çözdük. Şimdi B sayılarının ne olabileceğine bakalım. Şeyma'nın B sayısı 12 olabilir mi? Şeyma'nın B sayısı ile ilgili kural neydi? Bak şurada sormuştu ya bize. B A'nın çarpanı mıdır diye sormuş. Şeyma da evet demiş. E o zaman B A'nın çarpanlarından biri olacak. A'nın çarpanları ne? A dediğimiz 60. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Başka 6 var, 10 var, 12 var, 15 var, 30 var, 60 var. Peki 60 olabilir mi? Olamaz. Neden? Bir şartımız vardı. A büyüktür, B olacak. 60 olursa birbirine eşit olmuş olurlar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30'dan bir tanesi B olabilir. 12 olur mu? Olur. Bak burada 17 var. O zaman 17 Olmaz. 34 olur mu? 34 bulduk mu burada? Bulmadık. Bu olmaz. Bize 15 olabilir. A ve D kaldı. Bu iki şıkkı eledik. B ve C gitti. Şimdi Şeyma'ya bak e, Banu'ya bakalım. Banu'nun şartı neydi? Banu'ya da aynı soruyu soruyor. B A'nın çarpanı mıdır diyor. Banu diyor ki hayır. E, o zaman ya 6 ya da 19 76'nın çarpanı olmamalı. Hangisi değilse doğru cevap o. E doğru cevap 6. Niye? Çünkü 19 çarpı 4. 4 kere 9 36. 4 kere 1 4. 3 daha 76. 19 76'nın bir böleni, bir çarpanı. E burada B, A'nın çarpanı mıdır diye sorulmuş. Banu da hayır demiş. E burada evet demesi gerekiyordu. Değil mi? Evet dememiş, hayır demiş. O zaman 19 olamaz. Denizli... Doğru cevap 6 olmuş oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sakın ay çalışmayı bırakmayın. Bu dönem çok önemli. Bir ay daha dişinizi sıkın. Sıkılanlar vardır aranızda. Eğer bir ay daha çalışmaya devam ederseniz bundan sonraki süreçte çalışmayı bırakmak aklınıza bile gelmeyecek. Çünkü bu zamana kadar çalıştım. Kala kala şu kadar ay kalmış çalışmayacağım mı diye kendinizi motive edebileceksiniz. Şu bir ay çok önemli. Sakın bırakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.